Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Çok kıymetli hocalarım, bu mübarek günde, Berat gecesinde hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun. Kadir, Berat geceniz mübarek olsun. İslam'a ilk giren bir bölge, bir şehir, topraklar oluşuyla ki 639 yılı Peygamber Efendimizin vefatından hemen 7 sene sonra, o günden bugüne kadar ezanlarının okunduğu, dinmeden okunduğu bir merkez oluşuyla hakikaten çok önemli bir yerdeyiz. İnşallah bu şekilde İslam'a gönül veren, dini mübini İslam'ı her zaman değerlerin en üstünde tutan insanlarıyla kıyamete kadar devam eden bir şehrimiz olur. Camilerimizin mihrabından, minberinden, kürsüsünden hakkın ve hakikatin sesini yükseltmek, Allah'ın kitabını ve güzel ahlakı öğretmek, milletimizi ve medeniyetimizi en güzel şekilde temsil etmek üzere bulunan ve bu ideali hayat tarzı edinen siz değerli meslektaşlarım, işte bu güzelliği, bu geleneği kıyamete kadar devam ettirecek olan neslin bu asırdaki temsilcilerisiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim, en önemli vasfımız İslam'a bağlılığımız ve insanlığa hizmet aşkımızdır. Bizim değerimizi artıran bu özelliklerimizdir, bu vasıflarımızdır. Ülkemizin dini, manevi hayatını diri tutmak için çalışan, Allah'ın dinine ve bütün insanlığın geleceğine hizmet gayesiyle gayret eden hocalarımız sayesinde bu değerler hep ayakta kalacaktır. Çünkü bu bir hayırda yarıştır, hayırda yarışmaktır. Festebigul hayrat buyuruyor Rabbimiz. Hayırda yarışınız. İşte bu emri, Rabbimizin bu emrini ilke edinip insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için
en büyük çabayı bizler sarf ediyoruz. Bizim en önemli vazifelerimizden birisi iyiliği emretmek, kötülükten men etmek. O yüzden يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ayeti kerimesi, yani ayetlerin içerisinde bu kısım çok önemli. Hadis-i şeriflerde kitapların bab başlığı olarak geçmektedir. El-emr bil-maruf ve nehi anil münker. Bab başlığı. İyiliği emretmek, kötülükten men etmek. İşte bu ayeti kerimeyi ve hadis-i şeriflerdeki bu kısmı zihninize ve gönlünüze nakşederek iyiliğin yaygınlaşması, kötülüğün defi için bütün zorlukları göğüslememiz gerekiyor. Elhamdülillah. İşte bu vazifeyi Cenab-ı Hak bu asırda bizlere vermiş. Yine fe aslihu beyne ahaveykum ayeti kerimesi, innemel mu'minune ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum vettegullaha leallekum turhamun. Malumunuz ayeti kerime. Özellikle kardeşlerinizin arasını düzeltiniz vazifesini de bize veriyor Cenab-ı Hak. Öncelikli olarak tabii ki bütün insanlığa hitap. Ama öncelikli olarak peygamber varisleri. İşte Rabbimizin bu ayetinin sorumluluğunu kuşanarak sevginin kökleşmesi, kardeşliğin filizlenmesi ve nefretin silinmesi için üstün gayret gösteriyorsunuz. Bunu takip ediyoruz, bunu biliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu doğrultuda ümmetin ve insanlığın geleceğine rehberlik etmek, çağın ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarak hizmet üretmeyi gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan bu yüce sorumluluk, doğru bilgiye, bilgiyle yol gösterme, rehberlik etme, hikmetli sözle hakka ve hakikate çağırma gibi büyük ama mukaddes bir yükü de yüklenmek demektir aynı zamanda. Sizler deruhte ettiğiniz bu görev vesilesiyle buradaki kardeşlerimize hizmet ve rehberlik ediyorsunuz. Çıktığınız bu yolun muhakkak ki Allah yolu olduğunu, üstlendiğiniz bu sorumluluğun elbette Hakk'ın rızasını taşıdığını, yerine getirdiğiniz bu görevin şüphesiz ki peygamber mesleği olduğunu unutmayınız. Dolayısıyla en büyük itibarımız Diyanet İşleri Başkanlığı'na olan mensubiyetimizdir. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmak peygamber varisi olmayı kabul etmek demektir. Peygamber varisi olarak inşallah hangi ünvanla çalışıyor olursak olalım, bunun hakkını vermek zorundayız, gereğini yerine getirmek zorundayız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın varlığı şüphesiz ki ülkemizin ve bütün insanlığın en büyük imkanlarından birisidir. Yeryüzünde ne kadar İslam ülkesi varsa o İslam ülkelerine örnek bir teşkilattır Diyanet İşleri Başkanlığımız. Aziz kardeşlerim, değerli hocalarım, bulunduğunuz her yerde yüce dinimizi temsil edecek olmanın, bu büyük milletin bir ferdi olmanın ve bu güzide teşkilatın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir mensubu olmanın vakarına yaraşır bir sorumluluk ile hareket ettiğinizi biliyorum. Allah sizden razı olsun. Bu vakarı hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. Gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize bu vakarla, bu sorumlulukla hareket ettiğimiz takdirde geleceğimiz inşallah daha güzel olacak. İrşada dönüşmeyen, tebliğe, davete dönüşmeyen ilmin bir faydası yok. Onun için
Allahümme inni e'udu bike min ilmin la yenfa. Faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabbi diyor Peygamber Efendimiz. Allahümme inna nes'elüke ilmin nafian. Yani faydalı ilim isterim senden diyor. İlmen nafian. Dolayısıyla bizim ilmimizin irşada dönüşmesi gerekiyor.